daha iyi. Biliyorsun grup versiyonu. Ya biliyorum senin uygulamak için. Dolayısıyla kesin geçmedi müsaade. Ama birkaç gün bu köylüler aynı iddiada bulunuyor. Yani çıkamadıklarını, şu anda bir kısıtlama olduğunu, yani bugün bir kararsa birkaç günlük uygulanan... 7 gün uygulanacak. Hayır, bugün, hayır. Bakın birkaç gündür, yani kamuoyuna birkaç gündür yansıdı. Bizde zaten bu yansımaların artması ve iddiaların çok vahim bir boyuta gelmesiyle ilgili olarak buraya geldik. Bugün bir karar almış. Biz İHA'da açıklama yaptı. Baro açıklama yaptı. Hatta gidip işte baroya, İHA'ya başvurup suç duyurusunda bulunacak vatandaş da var. Yani bu konuda şu anda kendi işlemini yapacak. Tabii. Şimdi madem ki bugünlük bir karar varsa kısıtlama, bu kaç günlük var olan kısıtlama? 7 gün. Yani bugünden başlayan. Evet. Bence valilik duymuş ki biz bugün buraya geliyoruz, hızlıca bir kısıtlama kararı almış. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Sayın Vekil, ben kısıtlamam yok. Yapayım. Ya biz itiraf... Bilinçli. İnsanlar şu anda insan hakları ihlaline uğradığını, işkenceye uğradığını söylüyorlar. Bakın, diyorlar ki bize her türlü uygulamaya maruz bırakıyor diyor insanlar. Gözaltına alındıkları ya da gözaltı işlemi var mı bilmiyorum nasıl bir uygulama olduğunu. Şimdi bununla ilgili benim bir sorumluluğum var. Ben bugün gelmek istiyorum ve nasıl oluyorsa valilik benim geldiğim gün karar alıyor. Ya bu iş şöyle bir kafamıza şunu yaratır. Bir yere milletvekilinin girişi engelleniyorsa soru işareti olur. Sizin içine geçer. Düşünün ki bir iddia var, tam vekil gideceği anda bütün kapılar kapanıyor. 7 günlük yasak. Bu bizim kafamızda şunu yaratıyor. Demek ki bu iddialar %100 doğru. Zaten insanlar gözleri mor. Psikolojileri şu anda alt üst durmuş durumda birileriyle. Biz de görüştük. Basına yansıyan beyanları var. Bunlarla ilgili fotoğraflar var. Şimdi bu kadar vahim iddialar varken bizim geleceğimiz gün dediğim böyle bir yasal olması bu iddianın %1 milyon gerçekliğini gösterir. Ama bu bizim kaygılarımız. İşkence gizleniyor. Ama bu suç. Yani sonuçta bir suçu örtmek de suçtur. Bir suçun ortaya çıkmasını, kamuoyuna ulaşmasını engellemek de suç. Yani şu anda mevcut durumda bu haldeyiz. Biz bununla ilgili gerekli yine girişimlerde tabii bulunacağız. Ki, tabii ki, ama bu meseleyi takip edeceğimizi siz de bilin. Çünkü buradaki operasyon sizin sorumluluğunuzda. İnsanların her türlü, bütün sivillerin can güvenliği konusunda birinci derecede sorumlusunuz. İnsanların göreceği bütün işkencelerden birinci derecede sorumlu olacaksınız. Tarihte gördük, belki o dönem yargılanmadılar ama dönemi geldi yargılandılar. Yani bence bunu da bilinçliğinde olarak bugün burada ne oluyorsa bence şeffaf yürütülmeli. Ve o insanların can güvenliği konusunda bizim takipçisi olduğumuzu bir kez daha size söylemiş olayım. Dediğim gibi ya bu bilinçli bir durum ama biz bunu peşine bırakmayacağız. 7 gün sonra ben yine geleceğim buraya. Yavaşlasana.